Merhabalar dostlar. Üçüncü bölümdeyiz hala. Üçgende açı kenar bağıntılarını çözüyorduk. 5 numaralı köşe taşında kaldık. Şimdi 5 numaralı köşe taşıyla da devam edelim. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım. Evet, hatta ben bir saniye bekleteyim. Bir de şu ışığı da açayım arkadaşlar. Daha net gözüksün. Sanırım böyle daha iyi oldu. Evet, daha iyi. Şimdi bakalım ne diyor. Şimdi B açısını 65 derece vermiş. Tamam. Sonra bizden de BCA yani şu açının x diyelim biz bu açıya alabileceği en büyük değeri istiyor. Şuna da y diyelim dostlar. Şimdi bize bir de şurada bir eşitsizlik vermiş. Demiş ki AB kenarı küçüktür BC kenarından. Yani şunu söylemeye çalışmış. AB kenarının karşısındaki açı x küçüktür BC'nin karşısındaki açı y'den. Biliyorsunuz büyük açının karşısındaki kenar daha büyüktür, küçük açının karşısındaki kenar daha küçüktür. Peki, şimdi biz bu ikisinin toplamını da biliyoruz dostlar. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı 180'de, 65 buradaysa x ile y'nin toplamına hemen yazalım. X artı y 115 derecede kaldı. Bunu da biliyoruz. Diyor ki x y'den küçük. X'i istiyorum senden diyor. Sen de şunu kabul edeceksin. Lan ikisi de birbirine eşit olsaydı eğer ki. Yani şöyle olsaydı. X eşittir y. Bu durumda ben x yerine ya da y yerine x yazardım. Ne olurdu? 2x olurdu burası. Y yerine x yazdığımda. Eşittir 115 olurdu. Hatta 2'ye bölerdim. X eşittir 57,5 gelirdi diyebilirdim gönül rahatlığıyla. Ama eşit olsalardı. X y'den daha küçük. Demek ki x 57,5'tan da daha küçük bir sayı olacak. 57,5'tan bir küçük tam sayımız, yani en büyük tam sayımız nedir? İlk 57,5'tan küçük olan 57'dir. Cevap da Ceyhan'dan geldi. Evet, 2 numarayı okuyoruz. Şöyle yukarıya da şeklini çizelim bir. ABC üçgeninde A açısı 66 dereceymiş. Bakın aslında yukarıdaki sorunun tamamıyla aynısı. Şöyle bir çizeyim. A, B, C. A açısı 66 derece. Tamam. Demek ki diğer ikisinin toplamına 114 kaldı. Onu da bir bilelim. Yani şuraya da yazayım hatta. B açısıyla C açısının toplamı 114. A, B diyor. Daha küçüktür. A, C'den. Tamam. A, B daha küçükse A, B'nin karşısındaki C açısı küçüktür. A, C'nin karşısındaki B açısından. Yani C küçüktür. B'den demiş bize. Peki ne yapıyorduk? İkisini de eşit kabul edeceğiz. Hadi ikisini de eşit kabul edersek B desek ikisine. C eşittir B. C yerine B yazsak 2B 114 olur. 2'ye bölersek de B eşittir 57 olur. Ama eşit olsalardı. Diyor ki B daha büyük. Demek ki B 57'den daha büyük bir sayı olacak. 57'den daha büyük olduğuna göre 58, 59, 60 diye gidebilir. Bize en az kaç olur diye soruyor. 57'den büyük en az olan sayımız 58'dir. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 3 numarayı okuyoruz. ABC üçgeninde AB küçüktür AC'den. Demek ki AB'nin karşısındaki açı yani x artı 20 daha küçüktür AC'nin karşısındaki açıdan yani 2x'ten. Hemen burayı bir toparlayalım. X'i bu tarafa alırsak 20 küçüktür. X kalır burada sadece. X 20'den büyük bir sayıymış. En küçük kaç var 20'den büyük olan? 20, 21, 22 diye gidiyor bunlar. 21, 22, 23 diye gidiyorlar. En küçüğünü soruyor. Tabii ki 21 oldu. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 4 numarayı okuyalım. Yine benzer bir soru. Bakın diyor ki BC. Ops. BC'nin AC'den küçük olduğunu söylemiş. Peki BC'nin karşısında ne var? BC'nin karşısında 2x var. Demek ki 2x daha küçükmüş. AC'nin karşısında ne var? 3x eksi 20 var. Peki 2x'i buraya alalım. X olur burası. Eksi 20'yi de buraya artı olarak geçirelim. X 20'den büyük. En küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Yine üsttekinin aynısı. 21 çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet, 5 numaralı testimizi de bitirdik. Köşe taşını hemen 6 numaralı köşe taşına gelelim. Üniversite sınavında daha önce sorulmuş bir sorunun
benzeri var burada da dostum. Mutlak değerle birleştirilmiş bir soru. Şimdi öncelikle yine hangi kenar daha küçük, hangi kenar daha büyük onu bulalım. Bunun için de açılardan hareket edeceğiz. Şimdi 61, 49 daha 110, şuraya da 70 derece kaldı. Şimdi bu durumda benim en küçük açım 49'un karşısındaki kenar en küçük kenar oldu. A. Sonra 61'in karşısındaki kenar daha küçüktür. En büyük kenarımız da C oldu. Şimdi bu sıralama bize mutlak değer kısmını çözmek için verilmiş. Mutlak değer kısmı konusunu hatırlıyoruz hemen birlikte. Bundan sonrası için dostum. Mutlak değerde önce içine bakıyorduk. Bakın A eksi C diyor. Şimdi küçük olandan büyük olanı çıkartıyorsan içi eksi olur. B eksi C diyor. Yine küçükten büyüğü çıkarttığım için içi eksi olur. B eksi A. Büyükten küçüğü çıkarttığım için içi artı olur. Dostlar bu özelliği hatırlamıyorsanız hemen mutlak değer konu anlatım videoma bakınız. Orada daha iyi öğrenirsiniz bunu. Şimdi içinin işaretini bulduktan sonra üstteki ile solundaki işareti çarpıyorduk. Bakın burada bir şey yoksa artı var demekti. Eksi ile artıyı çarpıyorum. Eksi. Ve bu eksiyi sanki parantez içine dağıtıyorum. Eksi A şöyle yazayım. Eksi A. Eksi ile eksi C'nin çarpımı da artı C. Geldik buraya. Eksi ile solundakini çarpıyorum. Üstündeki ile sol tarafa. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bu artıyı da parantezin içine dağıtıyorum. Artı B eksi C geldi. Artıyla eksiyi çarptım. Eksi. Eksiyi içeriye dağıtıyorum. Eksi B artı A geldi. Evet. Eksi A artı A'yı. Artı B eksi B'yi. Artı C eksi C'yi götürdü. Geriye hiçbir şey kalmadı. Yani sıfır kaldı. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, ikinci sorumuzdayız. Aynı muhabbeti yapacağız yine. Burada direkt açıların küçüklük büyüklüğünü vermiş. O zaman A kenarı küçüktür, B kenarı küçüktür, C kenarı diyebilirim. Şimdi buna göre içinin işaretini bulalım. A'dan C küçükten büyük çıkıyor, eksi. A eksi B yine küçükten büyük, eksi. B eksi C yine küçükten büyük, eksi. C ile A'nın toplamı. Toplam olduğu için burasında da artıyı yapıştırdım dostum. Peki. Şimdi eksi ile soldaki işaret çarpıyorum. Eksidir. İçeriye dağıtırsak bunu da eksi A artı C gelir. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Bu eksiyi içeriye dağıtırsam eksi A artı B. Eksi ile artının çarpımı yine eksi. İçeriye dağıtıyorum. Eksi B artı C oldu. Artı ile artının çarpımı artıdır. İçeriye dağıtıyorum. Bakın bir de 2 var. 2 ile çarparak dağıtıyorum. 2C, 2A. Evet şimdi toparlayalım. Eksi A. Eksi A daha eksi 2A yapar. Şuradaki artı 2A ile gider. Artı C. Artı C daha 2C yapar. Bu 2C ile de şu 2C'nin toplamı geliyor. 4C yaptı. Şöyle C'leri de silelim. Artı B ile eksi B birbirini sıfırladı. Geriye bir tek 4C kalmış. Yani cevabımız Ceyhan'dan çıktı. Evet 3 numaradayız. Yine aynı tarz sorumuz arkadaşlarım. 90 var, 55 var. O halde şuraya 35 derece kaldı 180 olması için. Demek ki benim 35'imin karşısındaki kenar yani C en küçük kenarım. 55'in karşısındaki kenar yani B bir sonraki küçük. En büyük kenarım da 90'ın karşısındaki yani hipotenüs dediğimiz A kenarı en büyük kenardır. Peki şimdi şuralara işlemlerimizi yapalım. Hatta üstünün işaretini yani içinin işaretini bulmak için direkt değerler verelim mi bunlara? Mesela bu 2 olsun, bu 3 olsun, bu da 4 olsun. Misal salladık. Şimdi A'dan B çıkıyor. Yani 4'ten 3 çıktı 1. 1'den de 2 çıkıyor eksi 1. Yani ne demektir bu dostum? Eksi bir işareti var buranın. B eksi C diyor. Yani 3'ten 2 çıktı. Pozitif bir sayı gelecek. Artı. B diyor sadece. Bu zaten B pozitif bir sayıydı. Buraya da artıyı yapıştırdık. Peki devam edelim şimdi. Hadi bakalım neler olacak görelim. Şöyle yapsak. A eksi B artı C. Burası ek. Tamam bir düzenleyelim. Şu eksiyi içeriye dağıtalım. Eksi A artı B artı C olur. Eksiyi içeriye dağıttım. Artı ile artının çarpımı artıdır. İçeriye dağıtıyorum. Artı B eksi C.
Artıyla eksinin çarpımı eksidir. İçeriye dağıtıyorum. Eksi bir de 2 var. 2b. Toparlayalım. B. B daha 2b yapar. Eksi 2b ile sadeleşir. Gitti bunlar. C ile eksi c sadeleşti. Bunlar gitti. Geriye bir tek eksi a kaldı. Yani Adana şıkkımız doğru cevaptır. Evet, 4 numaradayız. Bakın B açısı geniş açı diye belirtmiş bize soru. Demek ki B bizim en büyük kenarımız. Sonra da diyor ki A açısı küçüktür C'den. Yani A kenarı da C'den küçük. O zaman onu da şöyle gösterdim. En büyükleri B. A C'den küçük olduğu için C de ortada oldu. Peki A eksi C diyor. Yani küçükten büyük çıkartmamı istiyor. Eksi. C eksi B diyor. Yine küçükten büyük çıkartıyorum. Eksi. B eksi A diyor. Yani büyükten küçük çıkartıyorum. Artı. Peki eksi ile sol tarafı çarptım. Eksi oldu. Eksiyi de içeriye dağıtıyorum. Eksi A artı C. Eksi ile artının çarpımı eksi. İçeriye dağıtıyorum. Eksi C artı B. Artı ile eksinin çarpımı yine eksi. İçeriye dağıtıyorum. Eksi B artı A oldu. Bakın eksi A ile artı A. B ile eksi B. C ile de eksi C gitti. Geriye hiçbir şey kalmadı. Yani cevap sıfırdır dedik. Evet hadi bakalım. 7 numaralı köşe taşındayız. Birinci sorumuza bakalım. Sıralamalardan hangisi doğrudur diye bir soru sormuş. Bayağı bildiğiniz bir matematik sorusu olmuş. Denklem çözme yapacağız burada arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Şu ilk ikisini birbirinden çıkarsak. A'dan A çıktı 0. B'den C çıktı B eksi C. Eşittir. 14'ten 12 çıktı 2. Bakın şimdi bu denklemle de şu en son bulduğumuzu bir toplayalım alt alta. B'yi buluyoruz bakın böylelikle. B, B daha 2B. C'ler gitti. 15, 2 daha 17. 2B 17 ise B ne çıkar bu durumda? 8,5 mu çıkar arkadaşlar? B'yi bulduk. 8,5. 8, 8, 16. Buçukları da toplarsak 17 yapar. Şimdi B'yi 8,5 bulduysak hadi C'yi de bulalım. B ile C'nin toplamı 15'ti ya. 8,5'un üstüne ne eklersek 15 olur. 6,5 eklersek 15 olur. Demek ki C 6,5. Tamam. Sonra B 8,5'tu ya. 8,5'la neyin toplamı 14 yapar diye soralım. 5,5. 5,5 olursa 14 yapar. Demek ki A'da 5,5. Bakın hepsinin değerini bulduk. Bize neyi soruyor? En büyük, en küçük hangisidir diye soruyor. Şimdi B kenarımız en büyük olduğu için demek ki B açısı da en büyük açıdır. B açısı en büyük olacaksa şunları bir sileyim. Evet doğru cevap direkt Bursa'dan geldi. En büyüğümüz B. Peki geçelim ikinci soruya. Evet bu da aynı soru arkadaşlar. Ben sizin yerinizde olsam hemen burada videoyu durdurup kendim çözmeye çalışırım. Şimdi şöyle yapalım. Birinci ile ikinciyi birbirinden çıkartalım. A'dan A çıkıyor 0. B'den C çıkıyor B eksi C. 26'dan da 4 çıkıyor. 24 çıkıyor 2. B artı C'yi de vermiş. Onu da yazalım. B artı C de 22'ymiş. Toplayın bunları alt alta. B, B daha 2B yapar. 2B eşittir 24. B eşittir 12 çıktı. Peki B 12 ise A ne gelir bu durumda? 26 olması için toplamlarının 14. A'yı da 14 bulduk. B 12 ise C ne olmalı bu durumda? 10. Hepsini bulduk arkadaşlar. Biz en büyükleri neymiş? A. Demek ki A en büyük olacak içlerinde. Şu değil. Burada en büyük C, bu değil. Burada da en büyük C, bu değil. Burada en büyük A, burada en büyük B, bu da değil. Demek cevabımız Denizli'den geldi. Evet, 3 numaralı sorumuz. A, B, C kenar uzunluklarıymış. X doğal sayıymış. He, X doğal sayıysa, şimdi kenar uzunluğu negatif olmayacağı için X de bir doğal sayı. Ben X'e mecbur 10'dan daha büyük bir değer vermeliyim arkadaşlar. 11 verebilirim mesela değil mi? 12 verebilirim, 13 verebilirim. Bundan sonra seçim bana kalmış. İstediğin değeri ver, istersen 100 ver ama 10'dan büyük ver. Çünkü 10'dan küçük bir değer verirsen mesela 10 versen 0 olur.
10 verince 0 oluyorsa kenar uzunluğu olmaz ki böyle değil mi? Kenar uzunluğu 0 birim olmaz çünkü. 9 versen eksi 1 olur. Bir kenar negatif sayı almaz. Demek ki en az 11 vereceğim ben x'e. 11 verirsem bu 1 oluyor. 11 verirsem bu 12 oluyor. 11 verirsem bu da 16 oluyor. Bak direkt a şeker çıkıyor. En küçükleri a. Açı olarak da aynısı olacak. En küçük a. En büyük c. Evet direkt Adana şıkkımız doğru cevaptır dostlar. Şuna bakalım. Evet aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Kenar uzunlukları a, b, c birimdir diyor. Aslında direkt bu daha kolay hatta 1 ve 2'den. Çünkü b ile c'nin toplamı 18 ya. Şuraya direkt 18 yazabilirsin. Burası 18 ise a ne olmalı? 6 olmalı ki toplamları 24 olsun. Sen şimdi a'yı 6 buldun. Peki a 6 ise c'nin kaç olması lazım? 11 olması lazım ki toplamları 17 olsun. C'yi de buldun. C 11 ise B'nin de 7 olması lazım ki toplamları 18 olsun. Bakın demek ki en küçükleri A olacak, en büyükleri de C olacak. Açısal olarak da böyle. En küçükleri A, en büyükleri C. Adana şıkkındaki ifade bunu direkt temsil ediyor zaten. Evet. 7 numaralı köşe taşı da tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi sıra geldik 8 numaralı köşe taşımıza. Bakalım ne diyor burada da. Burada da diyor ki BAC açısı daha büyüktür. Bak burada da az önce kenarlar arasında büyüklük küçüklük vardı. Burada da açılar arasında. Şimdi BAC açısı demek ki şu açı büyük. Nereden büyük? ABC. ABC şu da küçükmüş. Demek ki bunun hemen karşısındaki 7 büyükmüş 7. Neyden? Küçük olanın yani AC'den AC kenarından daha büyükmüş. AC'ye X diyelim. Demek ki X küçükmüş 7'den. Peki X neyden büyük olacaktı? İkisinin de farkından büyüktü. Hatırlayın ilk köşe taşımızda. Üçgen olma kuralında söylemiştik. Farklarından büyük olacak. Büyük üst sınırı zaten kendisi söylemiş. 7'den küçük olacak demiş. Demek ki 2 ile 7 aralığında 3, 4, 5 ve 6 değerlerini yani 4 tane değer alabilir. Bak bir tane daha yapalım. Şimdi yine 2x'i soruyorum. 2x'i yazacağız biz. Önce şu eşitsizliği kullanalım. ABC şu açı büyükmüş. Neyden? ACB şu küçükmüş. Yani bize diyor ki 2x kenarı daha büyüktür 6'dan diyor. Onu yazalım. 2x büyüktür 6'dan. Peki biz neyden küçük olduğunu biliyoruz? İkisinin toplamından. Yani 14'ten de küçük. Hemen 2'ye bölelim. X diyelim 7'den küçüktür. 2'ye bölersek 3'ten büyüktür. Peki diyor ki bize X'in en küçük değeri 4, en büyük değeri 6. Toplamları da kaçtır diye soruyor. 10'dur toplamları dedik. Normalde X'in ben 3,5 da seçebilirim. 6,5 da seçebilirim değil mi? Daha büyük sayılar. Ama x doğal sayı demiş. Bak burayı gözden kaçırma. Evet. Geldik 3 numaraya. Burada da yine sıralamamızı vermiş bize amcamız. En küçük açımız c. O zaman 9 en küçük kenarımız. A açısı ortada. Yani karşısındaki x artı 4 de ortada kenar olarak. En büyük açımız b olduğu için demek ki 2x eksi 5 de en büyük kenarımız. Hadi şu ikisini alalım ilk önce. Şurayı. X'i bu tarafa atalım. X olsun. Eksi 5'i bu tarafa atalım. 9 olsun. X 9'dan büyük olacakmış diyor bu sorumuz. 9'dan büyükse hiç diğerlerine bakmaya gerek kalmadı. En küçük kaç oldu dostum? 10 oldu. Cevap da Edirne'den geldi. Normalde ne yapacaktım bir de? Şunların ikisini alacaktım. Şurayı. Olmadı şuraya alacaktım dostlar şu baştakiyle sondakini. Ama direkt buradan çıktığı için hiç uzatmadım. Geçtim 4 numaralı soruya. Oo çok güzel bir soru. Böyle yardımcı elemanlar yani işte açıortaydır, kenarortaydır, yüksekliktir gibi işin içine böyle yardımcı kenar uzunluklarımız girdiğinde sorular daha lezzetli oluyor. Daha bir dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlarım burada. Şimdi sizin yapacağınız hatayı söyleyeyim ben ilk önce. ABC'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı nedir diye bir soru sormuş ya. Sen şunu yapıyorsun bak. Hatalı yapan öğrenci şöyle yapar. Hocam AC'yi soruyor bir X diyelim. Doğru.
X dediğim kenar diğer ikisinin toplamı 9'dan küçük, diğer ikisinin farkı 3'ten büyük olacak. Bu durumda alacağı değerler 4, 5, 6, 7 ve 8'dir. Toplamları 10, 15, 22, 30'dur toplam. Ve inan bana ÖSYM şıklara 30'u koyar. Bak hocalarım yine insaflı davranmış, 30'u koymamış. Bu kitabı yazan hocalarım yine size insaflı davranmış. Ben olsam ya da ÖSYM'deki amcalar şıklara kesin 30'u koyar. Çünkü senin nerede hata yapacağını çok iyi bilir dostum. Sen şimdi burada şunu demen lazım. Ya bu adam açı ortayı vermiş. Lan bunu boşuna vermemiştir bu adam. Bir bildiği vardır demen lazım. Onu da şöyle göreceksin. Bakın açı ortayda şunu yapacaksınız. Şimdi şunlar eşit açılar değil mi dostlarım? A diyelim buraya. Hatta şuraya da B diyelim. Bak şu A ile şu B'nin toplamı iki iç açıdır. Şu üçüncü açının dışına eşit, şuraya eşit A artı B diyelim. Peki burada senin gördüğün şey şu değil mi? A artı B A'dan daha büyük değil midir arkadaşlarım mecbur? Peki o zaman A artı B büyükse, bak şuraya yazıyorum. A artı B büyüktür A'dan. Dünyanın en basit şeyidir bu, söylemesi en kolay cümle. Peki bu durumda A artı B'nin karşısındaki X daha büyük değil midir A'nın karşısındaki 6'dan? Bak sen X'in 6'dan büyük bir sayı olduğunu görüyorsun bunun açıortay sayesinde. O zaman artık şunu diyeceksin. X 4 olamaz, 5 olamaz, 6 da olamaz. Çünkü 6'dan büyük olmak zorundaymış. Sadece 7 ile 8 olabilir. Bize de 7 ile 8'in toplamını, yani 15'i soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi arkadaşlar. Çok güzel bir soruymuş bu da. Evet dostum, bir 4 daha gömdük. Hadi bir sonraki videoda bir 4 daha gömeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.